isim kameramanı Kubilay Özdev'le bugün gördüklerini bir kez daha aktarma zamanı. Emre? Salih Nayman, bugün gördüklerimizde ilk olarak polis ekipleri çok temkinliydi. Grupların saniyeler süren müdahalesine, mukavemetine karşılık onlar tepki göstermedi bir süre. Özellikle biber gazının kullanılmasından imtina ettiler, yani geri çekildiler. Ancak iş artık farklı bir boyuta gidince de bu kez biber gazları ve plastik mermiler kullanılmak durumunda kaldı. Biz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'nın 150 metre ilerisinde Bozdoğan Kemen'in hemen önündeyiz. Hem DİSK hem Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer sendikalar günler boyunca Saraçhane'de belediye binasının önünde toplanacaklarını ve buradan da Taksim'e yürüyeceklerini söylemişlerdi. Ve bu bugün gerçekleşmedi. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk etapta yani Bozdoğan Kemen'in olduğu kısımdaki koridordan geçit bulamadılar. Ve öncelikle grup geldi, toparlandı. Şöyle bir sanırım bir 10 bin kişilik bir grup vardı, sendika üyeleri vardı. Peşinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve yanında yine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik vardı. Onları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Onlar kendi aralarında konuştular ve bir süre sonra artık geriye doğru, belediye binasına doğru çekilmeye başladılar. Ve sanırım ki oradan sonra da artık alanı terk ettiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şöyle söylemişti. Biz de sendikalarımızın arkasında olacağız ve Taksim'e yürüyeceğiz demişlerdi. Ve bugüne döndüğümüzde sendikalar 100 metrelerde, 150 metrelerde dediğim gibi belediye binasının oradan hareket ettiler. Ve dakikalar geçtikçe metre metre buraya geldiler. Burada kalkan duvarı vardı ve çevre kuvvet ekipleri bekliyorlardı. Yavaş yavaş geldiler. Artık polisle dirsek temasına geldikleri anda İşlerinden bazıları ortaya çıktı ve çıkardığı o bayrak sopalarıyla polis kalkanlarına vurmaya başladı. O vurma aslında çok da bir normal bir vurma olarak adlandırılamaz. Zira bazılarının şunu yaptığını gördüm. O bayrak sopalarıyla o kalkanların arasından sokarak polislerin üstlerindeki o kaskın, şurada plastik bir bariyer var yüzlerini koruyan, onun altından polislerin yüzüne vurma çabasını dahi gördük. Maalesef ki 1 Mayıs'ta gölge düşüren en üzücü anlardan bazıları bunlardı. Polis memurları yaklaşık 2 dakika boyunca üstlerinden gelen talimatlar doğrultusunda müdahale etmediler. Ancak ne zaman ki artık pet şişeler ve taşlar bu kez polis kalkanlarına doğru atılmaya başlandı ki işin rengi değişti. Bu kez polis ekipleri öncelikle biber gazlarını kullandılar. Bu noktada 7 kapsül atıldığını gördüm. Çok net hatırlıyorum. Ondan sonra göstericiler geriye gittiler. Bu kez ne oldu? Şimdi biz şu anda Bozdoğan Kemen'in tam ortasındayız. Arkamız Unkapanı'na doğru gidiyor. Yani yol burada ikiye ayrılıyor. Burası geliş, burası da gidiş. Gidiş yolundaki göstericiler buradaydı. Polisin biber gazıyla beraber geriye gittiklerini söylemiştik. Ardından tekrar geldiler. Ancak bu kez geldiklerinde bu kez yolun diğer tarafında, yani bu tarafta farklı gruplar daha vardı. Onlar da hemen yukarıdan, Kubilay gösteriyor bakın, yürüdüler ve buraya geldiler. Ve polis de yine bu noktada dirsek temasına kadar yaklaştılar. Yani aslında iki tarafta da grup birbirlerini beklediler. Ve sonrasında da aynı anda polis kalkanlarına, bariyerlerine tekrar bir hareket başladı. Ancak polis ekipleri anons geçti. Uzaklaşın, yaptığınız eylem izinsizdir, hukuksuzdur diye uyarılar yaptı. Ve grubun geri gitmesini istedi. Ancak dinlemediler. Bu kez yine pet şişeler havada uçuşmaya başladı. Derken buradaki arbede yaklaşık 2 saat sürdü. Ve sonrasında aslında günün en çarpıcı anına şahit olmak durumunda kaldık maalesef ki. O neydi peki? Arkamda Haşim İşcan alt geçidini görüyorsunuz. Şimdi buradaki ekiplere destek için alt geçitte bekleyen bazı polisler vardı tedbiren. Onlar da ek olarak buraya çekilmek istendi. Polis ekipleri ben artık çekiliyorum bakın. Alt geçitten çıkıp bu noktaya gelmek istedikleri sırada bakın yukarıdan yaklaşık 20 metre yukarıdan kaldırım taşları söküldü ve polis memurlarının üzerine atıldı. Ve o sırada burada yaklaşık sanırım ki bir 30 kişilik bir tim vardı. O tim neye uğradığını şaşırdı. Çünkü şimdi o kaldırım taşlarına yakından bakacağız. Boyutları oldukça büyük. Onlarca atıldı. Belki 100'den fazla şu anda bu noktada taş var. Yani bunu birine atmanız yani direktmen aslında cinayete teşebbüs. O kişiyi öldürmeye teşebbüs. Bunun farklı bir bu noktada, bu sıcak alanda aslında anlamı olamaz.
Yani bakın yürürken de taşlara çarpmaya devam ediyorum. Geldik. Artık en çok taşın olduğu yer burası. Araçlar geçti. Biraz taşlar sağa sola çekildi. Ancak işte bakın o taşları Kubilay Özdev sizlere gösteriyor. Arnavut kaldırımı olarak tabir ettiğimiz bir önceki yayınlara bahsettik taşlar. Ve bu taşlar yeni sökülmüş. İşte bu görmüş olduğunuz taşlar bakın. Bu yüksekliklerden aşağı atıldı. Yani şöyle bir mesafeden attığımda dahi bakın çıkardığı ses tertibat orada net bir şekilde gözüküyor. Yani aslında şunu demek istiyorum. Burada Meksik'i ağır yaralanan bir polis memurunu görmedik. Ancak çok kötü bir manzarayla karşılaşabilirdik. Bu ne denir bilmiyorum ancak polis memuruna denk gelmedi. Özetle bunu söyleyelim. Ve Aşim İşcan alt geçidinden bu noktadan taşlığın arasından süzülerek yine Bozdoğan kemerinin olduğu noktaya geldiler. Ve sonrasında bu kez artık polis ekipleri eylemcilerin geri çekilmediğini yani çekilmeyeceklerini artık netleşince zira burası artık binlerce insanla doluydu. Geriye gitmiyorlardı. Hala daha gaz kokusunu hissedebiliyoruz. Biz de biraz etkilendik. Artık uyarılar işe yaramayınca çünkü gidip geliniyor ve polis kalkanlarına mukavemet edilip taşlı sopalı mukavemet gösteriliyor. Bunun sonrasında artık polis ekipleri kalkanlarla tek şeklinde yani bütün bir şekilde ilerlediler ve göstericileri artık Saraçhane binasının Büyükşehir Belediye binasının olduğu noktaya doğru ittiler ve sonrasında onlar da dağıldılar. Şu ana baktığımızda ise 1 Mayıs'ta çalışan temizlik görevlileri artık o taşları ve göstericilerin geriye bıraktıklarını artık toplayacaklar diyebiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz ekibimizle. Bir başka ekibimize uzanalım ve